Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com Karabük ili olarak dün itibariyle birinci doz aşılamada %75'lik oranı yakalamış bulunuyoruz. Bu sayede düşük riskli iller arasında yerimizi aldık. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza bizlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süre boyunca pandeminin başından bu yana fedakarca çalışan, özleriyle görevlerini yerine getiren tüm sağlık personelimize de şükranlarımı sunuyorum. %75'lik oran tabii ki bizleri son derece mutlu etti. Ancak birinci doz aşılamanın yanı sıra bizim ikinci doz aşılamada da e, hızlı bir şekilde hareket etmemiz, hatta ikinci doz aşıların tamamlamış olup da üçüncü doz hakkını elde eden vatandaşlarımızın da bir an önce üçüncü dozlarını olmalarını arzu ediyoruz. Şu an için %75'lik oran bizleri mutlu etse de bu oran kesinlikle yeterli değil. Daha da hız kazanmamız gerekiyor. Özellikle ikinci doz aşılamada il olarak %60'lar seviyesindeyiz. Bu oranı da artırmamız gerekiyor. Şu an binden fazla kişi ikinci dozu bekliyor. Bunlar arasında yaklaşık 8 bin vatandaşımızın ikinci doz vakti geldi, henüz aşılarını yaptırmadılar. Ben bu aş, bu vatandaşlarımıza da bir an evvel aşıların olmalarını tavsiye ediyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz aşı vakti gelen vatandaşlarımızın aşılarını olmalarını, hatta daha önce iki doz bak aşısı yaptırmış olup da üçüncü doz aşıya hak kazanan vatandaşlarımızın da hiç vakit kaybetmeden aşılarını olmalarını arzu ediyorum, istirham ediyorum kendilerinden. Önümüzdeki günler... Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz okullarımız açılacak, üniversitemize, il dışından, yurt dışından hatta pek çok öğrencimiz gelecek. Bu da ciddi bir sosyal hareketliliğe sebep olacak. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın, özellikle aşı olmayan vatandaşlarımızın veya aşı takvimini tamamlamamış, ikinci dozu veya üçüncü dozu olmamış vatandaşlarımızın acele etmelerini ve bu sosyal hareketlilik hız kazanmadan bir an önce aşıların tamamlamalarını, öneriyorum. E, bugüne kadar pandeminin başından bu yana edindiğimiz tecrübeye göre sosyal hareketlilik arttığında e, bu tür toplumsal hareketlilik hız kazandığında e, vaka sayılarına maalesef artış görülüyor. E, şu anda da vaka sayılarımız yüksek. E, bunun daha da artması durumunda e, sağlıkta ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Böyle bir sıkıntı yaşamamak için tüm vatandaşlarımızı ben bir kez daha aşı olmaya davet ediyorum.